Ve bizleri sizlerle buluşturan ORT'ye de teşekkür ediyorum. Sözlerime bu şekilde başlamak istiyorum. Sabri hocamın da söylediği gibi üniversitemiz gelişiyor, büyüyor, yeni fakülteler, yeni yüksek okullar açılıyor. Bunlara paralel olarak en yeni bölüm olarak da matematik bölümü inşallah seneye yeni öğrencileriyle eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak. Biz bunun hazırlıklarını tamamladık. Matematik bölümü hakkında kısaca konuşmak gerekirse, günümüzde bilgi ve bilimin değer kazandığı nedenlerden dolayı biliyoruz ki teknoloji büyük bir gelişme içerisinde. Bu gelişimin içerisinde de insan gücü olarak daha çok yetiştirdiğimiz insanların matematik bilgileriyle donanımlı olmasını istiyoruz. Bu anlamda, tabii tek neden bu değil ama matematiği bir temel bilim olarak da düşünebiliyoruz. Bunun yanında bu tür desteklerini de bildiğimiz için matematik bölümünü açmaya çalıştık. YÖK'e gerekli başvurumuzu yaptık. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bunun da onayını bekliyoruz. Bölümümüzde şu an itibariyle akademik kadrosunu açıklamak gerekirse bir doçent, iki yardımcı doçent, altı tane de araştırma görevlisi bulunmakta. Toplamda 10 akademik personelimiz var. Bu sayı diğer üniversitelere baktığımızda çok da azımsanacak bir sayı değil. Tabii ki zamanla bölümümüz daha da güçlenecek, daha da büyüyecek ümidindeyiz. Sayın hocam, bunlardan bazı da öğretim üyesi yetiştirme programında bizim adımıza şu an diğer üniversitelerde doktora eğitimlerini, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yapmak üzere gönderilmiş vaziyette. Kısa zamanda bunlar sanırım dönecekler, değil mi hocam? Mutlaka biz onların desteğini Evet. bekliyoruz. Hatta en kısa zamanda onların da aramıza katılmasını istiyoruz. İkisi yurt içinde, ikisi yanımızda, üniversitemizde, ikisi yurt içinde, biri ODTÜ'de, bir diğeri Anadolu Üniversitesi'nde, ikisi de yurt dışında şu an Milli Eğitim Bursu'yla çalışmalarına devam ediyorlar. Birçoğu doktor aşamasında çalışan arkadaşlarımız. Bunların kısa sürede 3-4 yıllık bir periyot içerisinde bölümümüze İnşallah. katılmasını bekliyoruz. Evet. Bunun yanında ben aslında bu vesileyle bu yıl sınava girecek öğrencilerimizle bir duyuruda bulunmak istiyorum. Özellikle aslında Osmaniyelilere bunu söylemek istiyorum. Üniversitelerine daha fazla sahip çıkmalarını, daha fazla desteklemelerini umuyorum, istiyorum bunu. Ve ayrıca bu yıl sınava girecek öğrencilerin öncelikle üniversitelerini, Osmaniye Korkut Üniversitesi'ni iyi tanımalarını, araştırmalarını yaptıktan sonra da eğer kendilerine uygun bölümler varsa öncelikle bizim üniversitelerimizde okumalarını bekliyorum. Matematiğe gönül veren, matematiği seven, matematikte çalışmayı düşünen Osmaniyeli gençlerimizi eğer bizim bölümümüzü tercih etmeleri durumunda biz onlara elimizden gelen desteği mutlaka sağlayacağız. Akademik altyapımız olsun, fiziksel altyapımız olsun, modern sınıflarımız, modern yabancı dil, bilgisayar laboratuvarlarımız mevcut. Sadece akademik olarak bakmıyoruz, sosyal, kültürel etkinlikler de yapılmakta. Gelecek sene inşallah eğitim öğretim faaliyetlerimize başlayacağız. Tam da bu noktada, yani Osmaniye'deki gençlerimizi üniversitemize çekmek istiyoruz, bizi tercih etmelerini istiyoruz ama daha çok genç neslin kendi şehrinden çok işte dışarıdaki üniversiteleri tercih etmelerini gözlemliyoruz. Fakat bizi tercih ettikleri takdirde küreselleşen dünyada sınırlar ortadan kalkıyor ve dünya küçülüyor. Eğitim öğretim de bunların nasibini alıyor. Üniversitemizde bu bağlamda Erasmus, Sokrates ve Farabi gibi programlarımız var sanırım hocam. Bize bu konular hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Nedir Erasmus Sokrates programı? Osmaniyeliler için ya da Osmaniye'ye gelecek, üniversitemize gelecek öğrencilerimizin bu programlardan nasıl faydalanıyor? Bizi bilgilendirebilir misiniz hocam kısaca? Hocam, şimdi Erasmus programı Avrupa'daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleriyle çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı aslında. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleriyle ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel, ayrıca idari personel değişimi yapabilmeleri amaçlı hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamakta. İsmini değişik Avrupa ülkelerinde
öğrenci ve akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı ismini Hollandalı bir bilim adamının Erasmus'tan almakta. 1469 ile 1536 yıllarında yaşamış bir bilim adamı. Farabi değişim programı ise yurt içinde mantığı Erasmus gibi olan ancak yurt içindeki bir değişim programıdır. Kimya bölümü olarak... Hocam şu an bizim öğrenci ve akademik personel değişiminin yanında sanırım idari personellerimizin de böyle bir şansı var. Şansı yani var. Dışarıya yurt dışındaki anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle bu değişim programlarından hem öğrencilerimiz hem akademik personelimiz hem de idari personelimiz faydalanabilmekte. Evet. Yani oradaki işleyişi görebilmeleri noktasında hem idari hem akademik hem de öğrencilerimizin bir değişim programı. Örneğin bizim kimya bölümünde 5 ayrı ülkeyle, Avrupa ülkesiyle, 6 ayrı üniversiteyle ikili anlaşmalarımız var. Geçen yıl, bu yılın başında bir Fransa'ya lisans seviyesinden bir öğrencimizi gönderdik. Şubat sonuna doğru öğrencimiz tekrar aramıza katılacak. Yüksek lisans ile de Belçika'ya şu an öğrenci gönderme aşamasındayız. Şubat ayı önümüzdeki hafta öğrencimiz Belçika'ya eğitim almak üzere, Belçika'da bir anlaşmalı olduğumuz üniversitede eğitim almak üzere gidecek. Farabi ile ise önümüzdeki eğitim öğretim döneminde gönderilecek arkadaşlarımız da sanırım başvuruları şu an başlamış durumda değil mi? Evet. Bunun için geçen sene öğrencilerimizin biraz sıkıntıları vardı, korkuları vardı. Yani Osmaniye'den ya da işte yurt dışına çıkma korkuları vardı. Bu korkularını yenmek için dil problemleri vardı. Üniversitemizde bir eğitim ya da bir ders hem dil bakımından hem de psikolojik olarak herhangi bir eğitimden geçiriliyorlar. Tabii ki yani şu an her şeyin ilki zordur. Fransa'ya giden öğrencimiz bir ilk oldu bizim kendi bölümümüz için ama diğer öğrenci arkadaşlara bir öncelikle onun gitmesiyle bu artık şeyi kırmış oldular. Zinciri kırmış oldular. Yolu açıldı. Üniversitemiz bu anlamda gidecek öğrencilerin başvurularını aldıktan sonra gidecek öğrenciler belirlendikten sonra onları hem psikolojik olarak hem dil desteğiyle Erasmus Yurt Dışı İlişkiler Ofisi'nin kontrolünde Erasmus Ofisi dil kursları vermekte, onları yurt dışına çıkmaları için hazırlamaktalar. Evet. Benzer şekilde Farabi ile de bizim yurt içi anlaşmalarımız var. Ondan da yaklaşık 30 ayrı üniversiteyle yurt içerisinde Farabi anlaşmalarımız mevcut. Birkaç öğrencimiz de Farabi ile değişik üniversitelere gidip dönemlik ya da bir yıllık ders alabiliyorlar. Evet. Kimya bölümü için. Yani biz kendi öğrencilerimizi gönderebildiğimiz gibi yurt dışından da öğrencilerimiz burada görünme şansımız var. Evet. Gelen öğrencilerimiz de oldu. Sanırım bir grup vardı hocam. Bilmiyorum şahit olduğunuz mu, gözlemlediniz mi? Yemekhaneden tam çıkışta baktım farklı farklı yüzler gördüm. Sorduğum zaman nedir, kimdir bu arkadaşlarımız diye. Bu Bologna süreci kapsamında yine anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden gelen misafirlerimizdi bunlar. Daha önce de ziyaretçilerimiz oluyordu. Polonya'dan ve Çek Cumhuriyeti'nden. Yine bu arkadaşlarımız da sanırım bu kapsamda gelmiş ve bizleri ziyaret etmişler. Hocam, katkı sağlamak adına bir şey söylemek istiyorum. Yurt dışına öğrenci gönderirken üniversitemizin, başta rektörümüz olmak üzere, üniversitemizin bütün kadrolarında yabancı dile hassasiyet gösterildiğinin burada altını çizmek istiyorum. Evet. Sadece Erasmus programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğrencilerimiz için değil, özellikle birinci sınıfta servis dersi adı altında verilen İngilizce derslerine üniversitemizde bütün hassasiyetin gösterildiğini, özellikle yurt dışından Fulbright bursuyla bize gelen öğretim elemanlarının olduğunu, öğrencilerimizin özellikle konuşma derslerini pratik yapma adına onlardan ders aldıklarını ve yine söylüyorum, bu derslere bütün öğrencilerimiz katılabiliyor. Sadece Erasmus programındakiler değil. Evet.
Yani yabancı diller meslek yüksekokulunun yeni açıldığını söylüyoruz ama Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yabancı dilin bu yüzyılda ne kadar önemli olduğunun farkında olan bir üniversite. Evet. Ve biz bütün öğrencilerimize yabancı dil eğitimi veriyoruz. Özellikle konuşma açısından. Evet, çok güzel. Bunu yani eklemek öğrencilerimiz istedim. Aslında burada kendi ana dili İngilizce olan iki tane arkadaşımız, hocamızdan dersler alabiliyorlar. Hem konuşmalarını hem kulak olarak dinlemelerini arttırabiliyorlar. Bir şekilde hazırlanmış oluyorlar. Sadece ders almıyorlar, aynı zamanda sosyal çevrede de birlikteler. Hocam. Yemekhanede ya da dışarıda. Fizik bölümüyle ilgili olan çalışmalar hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Erasmus Sokrates kapsamında, Farabi kapsamında. Müsaade ederseniz Erasmus Farabi ile ilgili ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bu Erasmus ve Farabi eğitiminden, programından faydalanma süreleriyle ilgili. Bildiğim kadarıyla Farabi programından faydalanan öğrencilerimiz eğitimlerinin bir yılını anlaşma yaptığımız 30 civarındaki üniversitenin herhangi birisinde eğitimlerinin bir yılını... 6 ay ya da 1 yıla kadar değil evet, mi hocam? Evet. 1 yıla kadar eğitimlerini bu seçtikleri üniversitede tamamlayabiliyorlar. Şimdi bir öğrencinin hem Erasmus hem Farabi programından faydalandığını düşündüğümüz zaman neredeyse eğitim hayatının yarısını dışarıda yurt dışındaki veya yurt içindeki başka bir üniversitede geçirebiliyorlar. Bir şey daha eklemek hocam, istiyorum. Burada ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi buyurun. Farabi programından olsun ya da Erasmus Sokrates Station programından olsun öğrencilerimiz faydalandığı zaman onlara bir maddi destek sağlanıyor mu? Yani evet. Bir Osmaniye'yi tercih etmiş Osmaniyeli bir öğrencimizin dışarıdaki bir üniversiteye, ülkemizdeki bir üniversiteye ya da yurt dışındaki bir üniversiteye bu programdan, tabii ki burada başarılı olması ön şartımız evet, var. Tabii. Başarılı öğrenciler bunlardan faydalanabiliyor. Bundan faydalandığı takdirde, kazandığı takdirde evet. Maddi bir destekleri var mı? Evet, tabii ki hocam. Şöyle ki hem Erasmus hem de Farabi programından faydalanıp yurt dışındaki veya yurt içindeki üniversitelerin herhangi birisine eğitimlerini tamamlamak üzere veya eğitimlerinin bir kısmını geçirmek üzere giden öğrencilerimiz barınma ve diğer ihtiyaçları Erasmus'ta Avrupa Birliği tarafından, Farabi'de de YÖK tarafından karşılanmaktadır bu öğrencilerimizin masrafları. Erasmus ve Farabi'ye küçük bir ekleme daha yapmak istiyorum hocam. Üniversitede, üniversitemizde yer alan programlardan bir tanesi de yan dal ve çift ana dal. Eğitimimiz söz konusu mevcut. Şimdi bunun çok büyük avantajları var. Şöyle ki üniversitemizde herhangi bir bölüme yerleşen öğrenci arkadaşlarımız bir başka bölümde kendilerine yakın bir başka bölümde yan dal ya da çift ana dal yapabilmektedirler. Yine tabii burada başarı kriterimiz yine geçerli. Yani bu şekilde özellikle çift ana dal eğitimi yapan öğrencilerimiz iki diplomayla mezun olma şansına sahipler. Evet. Çok güzel bir evet. Bizi tercih eden öğrenci arkadaşlarımız için. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Bölümümüzde bu tür faaliyetler neler? Kısaca ondan bahsedeyim müsaade ederseniz. Erasmus programından faydalanma hakkını kazanmış iki tane öğrencimiz var şu anda. Yine Farabi programından faydalanıp Gazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde 2011-2012 eğitim öğretim yılını geçiren, yani bu yıl orada eğitimlerine devam eden iki tane öğrencimiz şu anda mevcut. Ayrıca bölüm olarak bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Erasmus programında daha fazla öğrencimizin faydalanması için Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki diğer üniversitelerle de şu anda temas halindeyiz. En kısa zamanda bu görüştüğümüz üniversitelerle ikili anlaşmalar yapıp olumlu sonuçlar bekliyoruz. İnşallah. Bu böylece daha fazla öğrencimizin bu programdan faydalanmasını bekliyoruz. İnşallah. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü henüz eğitim öğretim yaşantısına başlamış olmasına rağmen mutlaka sizin de bazı çalışmalarınız vardır sanırım. Sayın hocam, Eylül ayında öğrencilerimizin gelmesiyle beraber biz de kimya, fizik, biyoloji bölümlerini takip ederek evet. Erasmus'la ilgili ikili anlaşmalar yapmak üzere Avrupa'nın Bulgaristan,
Macaristan, Avusturya gibi ülkelerinde bulunan muhtelif üniversiteler